Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Baş ağrısı için ne okuyalım? Haşir suresinin 21. ayetinden başlayalım. Sonuna kadar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lau enzelna hazel Kur'ana ala cebelin. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik. La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min haşyetillah. Allah korkusundan onu baş eğmiş, çatlamış, yarılmış görürdün. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bu örnekleri düşünmeleri için insanlara anlatıyoruz. Tefekkür etmeleri için insanlara anlatıyoruz. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Görülmeyeni ve görüleni bilir. Yani gayb alemini, ahiret alemini de, görünen şehadet alemini de, alemi mülkü de, alemi halkı da, halk ve mülk alemi görünen yaşadığımız evreni de bilir. Nasıl bilmesin ki? Yaratan o. Ela ya'lemu men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Huvar rahmanur rahim. O Rahmandır, Rahim'dir. Kafir mümin ayırt etmeden dünyada herkese rızık verir ve özellikle de ahirette müminlere acıyan, merhamet edendir. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ huve. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. El-melikü padişahtır. El-kuddûsü mukaddestir. Her türlü çirkinliklerden, noksanlıklardan uzaktır. Esselamu, selamdır. Selamet verir, esenlik verir. El mu'minu, iman nurunu ihsan eder, yakar, güvenlik verir, emniyet verir. El müheyminu, müheymindir, kollayıp koruyandır, kontrol edendir, gözetleyendir. El azizu azizdir, üstündür, galiptir. El cebbaru cebbardır, istediğini zorla yaptırandır. El mutekabbiru çok yücedir, uludur, büyüktür, mütekebbirdir. Subhanallahi amma yüşrikun. Allah müşriklerin ortak koşmalarından pek yücedir. Vallahul haliku o Allah ki yaratandır. El-bari'u, var edendir. El-musavviru, varlığa getirdiklerine biçim, şekil verendir. Lehu'l-esma'ul-husna, en güzel isimler O'nundur. Yusebbihu lehuma fissemavati vel-arzi, göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nun yüceliğini tesbih ederler. Ve huvel-azizul-hakim, O azizdir, mutlak galiptir, hakimdir, hikmet sahibidir. Her şeyi belli bir faydayla, maslahatla, yararla yaratandır. Rabbim başı ağrıyan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen zırh demek, binbir isim demek, Esma-i Hüsna demek. Okuyarak o zırhı giyiyoruz. Rabbim koronadan, salgın hastalıklardan, belalardan, musibetlerden, felaketlerden, dünyevi, uhrevi ne varsa negatif şeylerden, olumsuz şeylerden bizleri muhafaza eylesin. Ve es'elüke bi esmaike Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyorum ve yalvarıyorum. Ya münevvil ey kullarına nimetler ihsan eden, ya mufassil ey hak ile batılın arasını ayıran, ya mübeddil, ey istediğini istediği şekilde değiştiren. Ya müsehhil, ey zorlukları kolaylaştıran. Ya müzellil, mahlukatına boyun eğdiren. Dilediğini zelil kılan. Ya münezzil, ey kitaplar, sayfalar, bereketler indiren. Dilediğinin rütbesini alçaltan.
Ya muhavvil, bütün işleri döndüren, kullarını halden hale sevk eden, ya mücemmil, her şeyi uygun şekilde güzelleştiren, ya mükemmil, her şeyi kemale erdiren, ya mufazzil, istediğini istediğine üstün kılan, Sübhaneke ya la ilahe illenteleman el eman, ecir naminenlar, Sübhansın ya Rab, yoktur senden başka ilah, eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden, koru, kurtar bizi cehennemden. İnsanın akıl ve fikir meydanı ne kadar geniştir? İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüsattedir ki ihatası mümkün değildir. Böyle bir akıl ve fikir meydanımız var. Kuşatmak, kavramak mümkün değil. Bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır ve kainatı misafireten getirir, akıl odasında misafir eder. Büyük zatların, evliyaların tesbihlerine, salavatlarına baktığımız zaman bütün kainatı ellerine almışlar. Yıldızlarla, gezegenlerle, güneşlerle, aylarla, galaksilerle ne yapmışlar? Bütün kainatı tesbih taneleri gibi ne yapmışlar? Ellerine almışlar, çekmişler. Öyle kuşatıcı, öyle kapsamlı biçimde ne yapmışlar? Salavatlar çekmişler. Cenab-ı Hakk'a tavsif etmişler Cenab-ı Hakk'ı, tesbihler çekmişler, Allah'ı zikretmişler. Böyle büyük zatlar var. İşte peygamberler, sahabe efendilerimiz, evliyalar, aktaplar, kutuplar, meşayihler bunlardan sayılabilir. Alemi bir karpuz gibi ellerini almışlar. Kainatı adeta misafir etmişler. Akıl odasında ağırlamışlar. Böyle zatlar var. Ama diğer kamil olmayan insanlar ise akılları, fikirleri ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bir de çiftleşmede. Yani bu üç şey arasında dönüp dolaşıyor sıradan insanlar. Halbuki dünyaya niçin geldik, değil mi? O büyük zatları örnek almak lazım. Günahlardan, haramlardan, isyanlardan, nankörlüklerden uzak durursak, haramlara bakmazsak, manevi latifelerimizi, hislerimizi, duyularımızı öldürmesek biz de o tefekkürleri yapabiliriz. Yani işte gayb alemindeki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyleri, Kur'an'ın ve hadislerin bize öğrettiği şekliyle ne yapabiliriz? O tefekkürleri yapabiliriz, ufkumuzu genişletebiliriz, büyük şeyleri hayal edebiliriz, aklımızda canlandırabiliriz. Yani bu manada tam bir kamil insan oluruz. Öteki türlü dar bir dairede yaşar ve boğuluruz. Yani insanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüsattedir ki ihatası mümkün değildir. Ama bu kamil insanlar için geçerli bir sözdür. Rabbim bizi de kamil insanlardan, insanı kamillerden eylesin. Es-sebebü kel fail yapsın. Şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Başkalarının hidayetlerine vesile kılsın. Allah'a emanet olun.